Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Bugün sizlere davlumbazın iç kısmını temizleyeceğim. En son fırın temizliğimde içini temizlemiştim. Orayı temizlerken çok üşeniyorum. Yukarı doğru böyle silmek biraz insanı çok zorluyor. Eğer ki o motor kısmını çıkartabilen varsa, ben ki çıkartamıyorum. Eşim de böyle şeylerden hiç anlamıyor. Yani tek başıma kadın olarak onu oradan çıkartmaktan biraz korkuyorum. Çünkü elektrik kabloları falan var. Yanlış bir şey yaparım. Aspiratörü bozarım. O yüzden yapamayacağım şeylere elimi hiç böyle sokmuyorum. Sadece üstten bir temizlik yapıyorum. En son fırın temizliğimde bir tane ürün kullanmıştım. Çok çabuk yağları çıkartmıştı. Normalde neyle temizliyorumdur orayı? Hemen böyle bir ışık yandı sizde. Tabii ki bulaşık makine parlatıcısıyla temizliyorum normalde. Ama orayı biraz olmak gerekiyor makine parlatıcısıyla. Sonra denediğim ürün orada baktım çok güzel çıkarttı ve davlumbaz iç temizliği istendiği için benden hadi dedim istemişken siz orası da harika olmuşken bir temizleyeyim. Çünkü yağ kokuları gelmeye başlamış. En son aspiratör filtrelerini temizlemiştim. Hiçbir zaman iç kısmının temizliğini çekmemiştim. Onu da çekelim. Ne olacak? Zararı olmaz. Nasıl olsa istediğimiz her şeyi çekmeye çalışıyorum. Şimdi orayı ne uygulayacağım biliyor musunuz? Farklı bir köpüğünüz varsa, yani böyle yağ çözücü olarak farklı bir köpük varsa onu oraya sıkabilirsiniz. Şimdi bende bu fırın ve ızgara temizleyicisi Domol'üm var. Ben bununla fırını çok kolay çıkarttım. Sonra oraya sıktım hiç uğraşmadan. Sıktım, beklettim, sildim. Çıktı bütün yağlar. Onu nasıl yapıyorum onu göstereyim. Hani oraya iç kısma uygulayan var mıdır bu köpüğü olanlar? Dediğim gibi hani sadece bu olmasına gerek yok. Ben bunu almıştım. Bu köpük var elimde. Başka köpük yok mesela. Sizin evinizde başka yağ çözücü köpük varsa sıkabileceğiniz, temizlediğine inandığınız o şekilde temizleme yapabilirsiniz. Farklı yağ çözücüyle olmaz mı? Olur. Mesela başka yağ çözücüler var. Ama onda biraz olmak gerekiyor. Bunlarda olmak gerekmiyor. O yüzden size hani gösterme gereği duydum. Yani normalde dediğim gibi makine parlatıcısıyla da yapsam olmak gerekiyor yağları çıkartmak için. Çünkü orada bildiğiniz böyle katman katman oluyor yağlar. Hemen göstereyim size o güzelliği. Bir gözünüz gönlünüz açılsın. Ondan sonra uygulamaya geçelim. Sonra da temiz temiz gözünüz gönlünüz açılsın. Hadi göstereyim hemen. Şimdi şöyle koydum size. Şu filtreleri çıkartacağım. Filtrelerim zaten temiz. Hiçbir şey yok. En son çamaşır sodasıyla ben bunları temizlemiştim. Hala temizler. Hiç batmadılar. Şunları şöyle koyacağım. İçinin güzelliğini şöyle oradan birazcık görüyorsunuz. Şu motor. Ben bunu çıkartamıyorum. Başıma iş açmak istemiyorum. Davlumbazımdan olmak istemediğim için ben bunu sadece üstten temizliyorum. İç kısımları. Yani bu ışıklar mışıklar hepsi batıyor ama ben bu ışıkları çıkartıp yani burayı temizlemesem de ışıkları temizliyorum. Çünkü ışık vermiyor. Ondan sararıyor, kararıyor, yağ oluyor, bir şey oluyor. Bakın üst kısmı çok güzel. Şöyle netleyeyim. Harika bir görüntüde. Keşke şurayı batmaz şekilde yapsalarmış. Yani buraya neden yağ geçiyor mesela? Filtrelerde kalsaymış, biz de burayı temizlemek zorunda kalmasaymışız. Gerçekten bakın. Her tarafı yağ içinde. Şimdi bu ışıkları ilk önce çıkartacağım buradan. Siz de o şekilde yapın. Işıkları çıkartın. Sonra yağ çözücüyü hemen o köpüğü sıkacağım. Ondan sonra biraz mola vereceğim. Köpüğü sadece bekletmiş olacağım. Şimdi uygulamaya geçelim. Uygulamaya geçmeden önce şu kısımları göstereyim size. Yağlar çünkü aşağıya doğru akacak. Aşağıya doğru akmaması için şuraya şu demirleri alıp buraya bir gazete sereceğim. Çünkü ne olur? Burası da batacak. Temiz olan yeri batırmış olacağız. Temiz olan yeri batırmamak için şöyle gazete kapatacağım. Ki böyle yapıyorum. Gazeteyi böyle koydunuz. Şimdi de ışıkları çıkartıyorum. Işıkları da mesela nasıl temizliyorum? Yağ çözücüyü sıkıyorum. Çok hafif üstten yapıyorum. Onları temizliyorum. Yani onların kirlenmesine müsaade etmeyin. Çünkü gerçekten elinizde kalır, kırılır. Onları temizlemek daha zor. Bu davlumbaz için temizlemekten. Şöyle onları da kenara koyayım. Yapacağımız tek şey şuralara şu motorun İç kısımlarına köpüğü gelmeyecek şekilde sıkacağım. Çünkü oralara gelirse motorun içine girer. İçine girerse zaten havayı çektiği için o motora zarar verebilir.
Ben bu düşüncedeyim. Çıkartıp yapıyorsanız çıkartıp yapın. Ama gerçekten ben başıma iş almak istemiyorum. Ben böyle göstereceğim size. Bu şekilde çünkü temizliyorum. Köpüğümüzü çalkaladık. Başka köpük varsa başka köpük. İlla bu olması gerekmiyor. Şimdi köpüğü. Şu elektrik kısımlarına sıkmıyorum. Şuraya da sıkmıyorum. Dediğim gibi sadece motorun üst kısmına sıkıyorum. Dikkat edin gerçekten. Hatta motorun iç kısmını şuraya kapatacağım. Etrafını sıkacağım. Şöyle içine girmeyecek şekilde. Şimdi nasıl sıktığımı göstereyim. Bakın. Şuralara bez koydum içine girmesin diye. Üstlere falan her tarafına şöyle sıktım. Hiçbir şey yapmayacağım. Sadece bu şekilde bekleteceğim. Köpükler böyle iyice işlesin. Bakın. Yağlar şu an buralara böyle damlamaya başladı. O yüzden gazete serdik. Başımıza iki iş açmamak için. Şimdi böyle bekleyelim bakalım. Şu an 15. dakikada. Bu arada ben ne kadar bekleteceğimi söylememişim. Bu ısıtılmadan 1 saat bekletilmesi gerekiyor. Ben bunu böyle 1 saat boyunca bekleteceğim. 15 dakikalık bekleme sonucu şu an şu şekilde. Bakın gazete nasıl akıyor. Gördüğünüz gibi şöyle daha 45 dakika bunu bu şekilde bekleteceğim. O arada başka işiniz varsa mesela onu yapabilirsiniz. Hemen şöyle 1 saatlik sonucu göstereyim sizlere. Bakın bütün yağlar kendinden aktı. Şimdi bunu sadece üstten böyle süngerle köpüklerini aldıracağım. Sonra bezi sileceğim. Başka da hiçbir şey yapmayacağım. Aralara, şu iç kısımlara diş fırçasıyla yapacağım. Oralar çünkü bez girme olasılığı yok. Oralardaki köpükleri iyice böyle yedireyim. Yağları çıkartayım. Bakın şuralardan falan hep böyle yağlar aktı. Şurası da şöyle şu durumda. Şimdi başlayalım. Bunun kokusu sıkarken püskürtme olduğu için biraz tıkıyor. Yani sıcakta da tıkamıştı beni. Böyle astım alerjileri onu yaparken maske takabilir. Ama cam kapı açık olduğu sürece rahatsız etmiyor. Yani bu şekilde beklemesinde bir koku yok. Sadece sıkarken bir koku var. Haberiniz olmuş olsun. Şu yağları süngerin sarı kısmıyla aldıracağım. Zaten hepsi çıkmış durumda. Bakın ılık bir su ayarlayın yanınıza. Ilık suyla süngeri o şekilde yapacağım. Süngeri ılık suya batırıp batırıp temizleyeceğiz. Süngerin girebildiği yerlere yapıyorum. Daha sonra diş fırçasıyla yapacağım. Bu arada gazeteyi kaldırmayın. Hala yağ akıyor. Hiç yeşil kısmıyla olmaya gerek yok. Hiç olmuyorum. Süngerin girmediği yerlere diş fırçası şöyle. Suyun haline bakın. Sadece süngerle aldırdıklarım bunlar. Şimdi yine aynı şekilde ılık su yapacağım. Bu sefer bezle köpüğü iyice temizleyeceğiz. Başka da hiçbir şey yapmayacağız. Olmadık. Sadece köpükleri temizliyoruz. Sadece bezle mesela şu motor iç kısımlarının oraları aldırıyorum. Şöyle bıçak aldım. Bezi sokmak için. Çünkü şu ışık taraflarına girmiyor. Ve şu ara kısımlara da aynı şekilde şöyle bıçakla ışığın oraları temizledik. Şu kısımları. Çünkü başka türlü girmiyor dediğim gibi. Şu şekilde. Bakın. Bir kere duru suyla sileceğim. Bitecek. Bezimi de değiştirdim. Çünkü diğer bezde bayağı bir kirlilik var. Şimdi durulama yapıyoruz. Köpükleri iyice aldıralım. Şimdi sadece size daha iyi göstereyim diye kağıt havluyla içini kurulayacağım.
Sonra da sonucu göstereceğim. Sonucu gösterebilirim. Davlumbazın öncesini koyacağım size. Bu da sonrası. Ayna gibi oldu. Yağdan eser kalmadı. Şuradan da cam kısmını göstereyim, şu iç kısmı. Oralarda da yağlar vardı. Sonucumuz bu şekilde. Benim için kolaylık. Çünkü ne yapıyorsunuz? Sadece hiç olmadan köpüğü sıkıyorsunuz, bekletiyorsunuz, süngerle köpüğü aldırıyorsunuz, sonra köpükleri beze siliyorsunuz. Taş çatlasın 10 dakikanızı almış olsun. Yani o kadar bir süre söyleyeyim size. Ama 1 saatte bütün yağlar kendi kendine aktı. Şöyle çalışıyor. Hiçbir problem yok. Aspiratörü de kontrol ettikten sonra çalışıp çalışmadığını. Ben dediğim gibi sizlere pratik şeyler göstermeye çalışıyorum. Bu da gayet pratik. Ben mesela o 1 saat arada gittim, içeride işimi yaptım, çocuklara baktım. Yani o kendi kendine orada temizlenmiş oldu. Bu gerçekten çok güzel bir köpükmüş. Dediğim gibi başka köpük varsa temizleyici, yani düşündüğünüz, o şekilde yapın. İlla bu olması gerekmiyor. Sonucu kendi gözlerinizle gördünüz. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler, kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.